Efendim merhaba. bugünkü buluşmamızda 29 yaşına bir kadın kendisi uluslararası ticaret yapan bir şirkette çalışıyor. Evlilik konuları, kariyer, yurt dışı göç seyahat e, konularını da merak ediyor. Tabii ki tüm çizgilere değineceğiz. Analize geçelim. Aktifelsa ama sonraki şu dış marsa denk gelen balık işaretiyle başlamak istiyorum. Aslında bu akıl çizgisinin de bir devamı halinde ilerliyor şöyle örgü gibi. Bir yandan da şöyle bu şekilde akıl çizgimiz zaten buradan geliyor başlangıçtan. Şimdi buradaki balık sembolünün oluşması net bir şekilde dış Mars'ta bu kendisinin polis, asker olabilme ihtimalini gösteriyor. Tabii ki değil ama bu yapı var. Pasif elinde bu işaret ve özellikle çift durumlar görüyorsunuz çokça. Normalde buradaki eklemlerde çift çizgileri görüyoruz ama nadiren birinci falanjın bitimindeki eklemde çift çizgiler görülüyor. Bu kendisinin ekstra güvenilir, iyi sır saklayabilecek yani tam bir polis asker özellikleri mevcut. Ve bu balık işaretinde dış Mars'a denk böyle bu yönde kendisine katkı sağlıyor. Ve yine spor, sporda iyi olabilir. Dövüş sanatlarında iyi başarılı olabilir. Tabii ki bu sağ elde yok görüyorsunuz. Benzer oluşumlar var orada ama tam netlik yok. Sol elde var. Belki bu tür konularla ilgilenmiştir ve yetenek kabiliyetlerinin farkındadır. ilgisi de vardır muhtemelen. İstediği zaman da uygulayabilir bunları. Bu çok net bir işaret yani sadece sol elde olması da yeterli aslında. Burada bir belirgin bir altyapı var. Bu altyapı bir şekilde değerlendirilebilir. Şimdi bir yandan da bunu akıl çizgisiyle değerlendirmek lazım. Çünkü akıl çizgisiyle bağlantısı var. Çok uzun bir akıl çizgisi gerçekten. Eli baştan sona gidiyor. Normalde böyle sarmal şeklinde biten akıl çizgilerin sonlarında bu şekilde olması ee, balıkla da bitmesi tabii ki. Bu bazen uykuyla ilgili uykuya dalamama veya da çok az uyuyabilme, fazla uyuyamama, yeterli uyku alamama gibi belki de hiç uyuyamama gibi sorunlar yaratabilir. Aynı zamanda çok zeki biri tabii ki. Çok farklı zeka özellikleri katabilir buradaki balık işaretinin anlamı burada. Ve dış mars özelliklerini de bu zihnine katıyor. Zaten çok pratik yönde ilerleyen bir çizgi. Ve iyi sofistike düşünme, diş etkenlerden etkilenmeme, soğukkanlı, çalışkan bir yapıda kendisi. Yani çok farklı zeka çeşitliliği mevcuttur buradaki balık işaretiyle beraber. Aslında bir anlamda bu çift ilerliyor. Çizginin çift ilerlemesi özellikle orta yaş döneminden itibaren... 40-45 ve çift ilerlemesi bu insanların üzerinde daha çok etki kurma, onları etkileyebilme, hipnoz edebilme gibi yani onları etkisi altına alabilme gibi yetenekleri açığa çıkabilir ki sahile baktığımızda burada da akıl çizgisi aynı dönemlerde ay tepesine doğru ilerliyor. Yani bu dönemden itibaren tam şu dönemlerden itibaren çok farklı bir eğilim olacak zihinsel dünyasında ve e, altyapı olarak da böyle bir akıl çizgisi mevcut insanları etkileyebilen bazı yetenekler açığa çıkabilir ve onları etkileyebilir. Eğer insanlar üzerine çalışırsa yine sanatla, inovasyon ile ilgili konularda da eğilimler olacaktır bu dönemden itibaren daha çok. Şu an mevcuttur çünkü bu kısım daha baskın üst kısma göre sahilde. Ama bu ayrılma döneminde daha da etkili olacaktır bu yaş döneminde. Bunlar daha baskın olacaktır. Sanatsal olaylara da yönelebilir. Bunun dışında yani böyle bir anlamı var bunun. Yani kısacası pratiklikten uzaklaşma, ruhani alemde olma gibi bir durum söz konusu olabilir. Daha hayal gücü, hayallere dalma gibi ee, önceliklerinin değişmesi hayattaki o dönemden itibaren. Şu an 29 yaşında. Yani bu yaklaşık diyebilirim ki bu çizgiden okuduğumuzda 42, 43, 45 o dönemler. Ee, burada da hemen hemen aynı, biraz daha geç döneme denk geliyor buradaki ayrılma ama hemen hemen aynı etkiler olabilir. Yani farklı bir zihin özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zeki birisi, farklı özellikler var. Yani birçok insandan kendisini ayıran özellikleri mevcut. Bunları da fark ediyordur. Kendisi eğitimle ilgili, üniversiteyle ilgili konularda merak ediyor. Tahmin ediyorum ki tekrar bir üniversite okuma niyeti var. Yine bunlarla ilgili yetenek kabiliyetleri biz fark ettikçe burada o da belki onlarla ilgili fikir sahibi olabilir. Eğer bir meslek değişikliği yapmak istiyorsa... Bazen de bu 40-42 yaşlarında bunun ayrımından sonra eğer maddi olarak kendini yeterince özgürleştirdiyse bu tür eğilimlere daha çok zaman ayırabilir. Yani o döneme kadar, 42 yaşlarına kadar maddi olarak rahatlaması bu kısımları farklı bir şekilde tadını çıkartabilir. Yani bu aşağı düşen kısımların daha farklı yönlere eğilme, iş dışında başka konularda da hobi edinme veyahut da ilgilenme gibi olabilir. Bu yönde de ...hazırlık yaparsa kendisi için daha iyi olur. Yani erken bir emeklilik kendisi için faydalı olur. Genel hattıyla baktığımızda zincirli bir durum var zaten. Şu erken kısım yani çok da rahat geçmiş görülmüyor. Psikolojik sıkıntılar yaşanmış olabilir. Bazı baskılara maruz kalma, bu sebeplerden dolayı... ...bazı konuları ciddiye almama gibi durumlar olabilir. Kalp çizgisi de çok zincirli. Bu bazen panik atak durumları olabilir veya... ...çok stresli olma, panik olma her şeyi kafaya takma gibi sinirsel gerginlikler, duygusal gerginlikler yaşatmış olabilir. Özellikle erken dönemlerde daha baskın bu. Ama kalp çizgisi de e, bu şekilde devam ediyor. Erken dönemlerde kalp çizgimiz güzel ama yapısı e, yapısal olarak da zincirli olması bu yönde bir belirleyici. E, şu dönemde mesela düz giden çizgi, akıl çizgisine ve yukarı doğru giden dallar da var. Yani dış Mars yine etkili bu elde de, aktif elde de. Baktığımızda Merkür parmağımız da çok güçlü iki elde de. Ve Merkür'ün ucu güneşe doğru dönük iki elde de net bir şekilde görülüyor. Bu Merkür kurnazlığı dediğimiz yani göz açık olma, iyi diplomatik dil kullanma, ikna kabiliyetinin yüksek olduğu anlamına geliyor. İyi ticari zeka zaten. O anlamda bu yukarı çıkan çizgilerde Merkür'den etkilenme sakın çizgisinin ticaret zaten şu anki mesleği de onunla ilgili yurt dışı uluslararası bir şirkette çalışıyor. Muhtemelen bir şey satıyorlardır yani. Satış, pazarlama, ikna, iletişim. Bu tür konularla çalışılır ki doğru bir meslek. Parmak uçlarının birinci parmakları çok baskın. Zaten zihinsel olarak güçlü birisi. Çizgilerde de farklı özellikler mevcut zaten. Kare uçlu parmaklar görüyorsunuz. Bu yine çok pratik yönlerine işaret kendisinin. Çok pratik ve çalışkan olma ve üretken bir el yapısı denilebilir. Ne kadar el uzun olsa da köşeli parmaklar, köşeli bitişler bu fizik gücüne dayalı da çalışabileceği, zaten sporla ilgilenirse bu bölümlerde de güçlü olabileceğini buradaki köşeli parmaklardan da biraz sağlama yapıyoruz yani. Yani polis, asker veyahut da dövüş sanatları gibi durumlarda da yetenek, kabiliyet, ve be beceri yani altyapı olarak mevcut. İçeride parmağın ucunun sivri olması bu yönde olumlu. Bu da enerjilerle ilgili kendisini destekleyecektir. Bu orta yaştan itibaren farklı bir duruma bürünme buradaki enerji girişleri için önemli. Bunun sivri olması Gayet uygun, ba bağlantılı bu, bu durumla beraber. Burada şimdi kalp çizgisinin üst kısmında şöyle merdiven şeklinde satürnden etkilenmesi. Şöyle kesik kesik çizgiler var. Şunlar gerçi venüs halkasının bir parçası şu. Şuradaki çizgiyi de sayabiliriz. Yani buradan merdiven şekilde satürnden etkilenmesi bu kişinin çok çalışkan, olduğu anlamına, çok kişisel disiplininin yüksek olduğu anlamına geliyor. Satürn'den etkileniyor. Yani iş, iş aklı, iş gücü, işi önemseme, çalışkanlık gayet baskındır ve bu kalp çizgisi de bu yönde buradan etkileniyor. Böyle bir özellik de katıyor kendisine. Ama kalp çizgimiz genel hattıyla baktığımızda çok uzun bir kalp çizgisi değil ama şöyle yine Jüpiter'den etkileniyor. Yine de çok kötü değil. Yani tam ikisinin ortasında kalmış. Hem maddiyatçılığı önemseyen hem de e, duygusal konuları, yardımseverliği de olan bir yapıda tam dengede sayılabilir. Ama çok da yukarıya dönmüş bir kalp çizgisi değil. E, eğer unutmak istiyorsa birilerini çok çabuk da unutabilir. E, çok da bağlanmaz bazı kişilere. Bu yönde de böyle özellikler var. Ve buradaki Venüs halkası tabii ki ekstra hassasiyetler getiriyor. Bu kalp çizgisinin şu eksik kısmında. E, hassas birisi, hisleri güçlü, insanları iyi anlayan, analiz eden bir yapıda çok kırılgan, kolay depresyona da girebilir ki burada yatay çizgiler var biliyorsunuz. Yani kolay da kendisini demoralize eden bir yapıda bu konuda dikkatli olması lazım. Burada yine aynı zamanda şöyle çizgiler var. Bunlar aslında kesik kesik ama ben tek çizdim. Yani parça parça aslında bu buradan gelen çizgiler. Bunlar bir konuda bağımlı olma işte kötü alışkanlıklar olabilir. Bunları bırakırsa daha iyi olur. Yine aynı gıdaları tüketmeye, çay kahve bağımlılığı gibi durumlarda olabilir. İlerleyen dönemlerde de sağlıkla ilgili etkileri olabilir. Bunu da hemen kontrol etmemiz gereken kader çizgisinin ilerleyen dönemlerdeki durumuna bakacağız ilk. Buradaki durumu nedir? Mesela kader çizgimiz buraya kadar net bir şekilde gelmiş. Şurada biraz kopmalar var. Yani parça parça ilerlemeler var. Şöyle gelen bir çizgi var. Bir şekilde... Şöyle bağlanıyor. Bu Bunun parçası gerçi. Yani şu şöyle geliyor. Koparak ilerliyor burada da. Burada şimdi çok koparak ilerlemesi demek ki e, ilerleyen dönemlerde fizik gücünde aşırı bir düşüş. E, sağlığıyla ilgili etkilenmeler olur. Eğer bu alışkanlıkları devam ederse kendisine iyi bakmazsa, dikkat etmezse sağlığına iyi olmayabilir. Burada hayat çizgisine de baktığımızda zaten son dönemler biraz çok karışık. Bizim istediğimiz şu kalitede. Şu kalitede buranın da aynı şekilde bitmesi. Aynı şekilde bitmiyorsa demek ki e, sağlıkla ilgili şikayetler olabilir o dönemlerde. Sahilde de bu biraz o dönemler biraz karışık. Biraz daha iyi gerçi sahilde. Şöyle bakarsak buradaki durum biraz daha iyi gibi görülüyor. Ama buradaki kestiği noktalar bakın şu kestiği nokta kritik. Bu bir yandan da merkür çizgisi aynı zamanda bağımlılık çizgisi dediğimiz çizgi. Sağlık problemleri veya da yalnız kalma, yalnızlık çizgisi de deniyor buna. Yani hepsi olacak diye bir şart yok. Muhtemelen sağlığına dikkat etmesi gerek. Ve çizgi bir şekilde şöyle ilerliyor. Biraz daha iyi burada ama bu kesim noktaları tabii ki kritik her zaman. O dönemlerde dikkat edecek. Mesela bu denilebilir ki 60-62-65 yaş arası olabilir. Ayrılan çizgi kendisi yurt dışı niyeti var ve seyahat etmeye, göç etmek, gibi soruları vardı. Ne kadar uzaklaşsa da bu çizginin böyle dönmesi geri döneceği anlamına geliyor. Yani özüne dönme, eve dönme, Türkiye'ye geri dönme gibi okunabilir. Ama tabii ki bu niyeti varsa bunu gerçekleştirmesi de gerek beklemeden. Çünkü burada seyahat çizgileri var. Bunlar seyahat, göç çizgileri de olarak da okunabilir. Bu şeylere ilgisi olduğuna zaten belirtti. Burada da çizgiler net. Ama şu önündeki yıllar en verimli çağlar. Kader çizgimiz çok güzel, sağlıklı. Yani önündeki yıllar gayet iyi. Şöyle özellikle 40 yaş sonrası da çok iyi. Şu an 29. Önündeki 10 yıl şöyle çizgi geliyor, devam ediyor bir şekilde. Değişimler bir zayıflama söz konusu olabilir 10 yıl. Şu önündeki yıllarda sonra 38'den itibaren her şey daha da yoluna girecek gibi. Şu dönem zaten bazı eğitimler almak istediği dönemler. Bazı değişiklikler yapmak istediği dönemler, bazı şeylere bağlı kalmama gibi durumlar olabilir. Bu da gayet normal. Ama sonrasında artık her şey yerli yerine oturduğunda tecrübelendiğinde bu çizgi netleşmesi çok güzel. bu dönemlerde de çok fazla çalışma dönemleri zaten. o aslında çok kötü değil. Çizgimiz eksik değil. Çizgi fotoğraf yanılmaları da var aslında ama bu çizgi bir şekilde devam ediyor burada. Akıl çizgisiyle kesiliyor biraz. Ama devam ediyor bir şekilde. Stres çizgilerimiz de mevcut. Tabii ki ama çok da etkilemiyor kendisini bu çizgiler. Bir şekilde geliyor geçiyor. Buradaki durumda zaten çok ince stresler var. Ara ara olaylar oluyor sürekli hayatında. Ama bunlardan bir şekilde kurtuluyor ve dışa yansıtmıyor da olabilir. Yani stresler çok baskın değil elinde. El sade zaten. Yine bu güçlü bir fiziğe işaret, dayanıklılığa işaret ve farklı hayallere kapılmama, hedef odaklı, disiplinli, çalışkan, kararsızlıkları yaşamayan, kafa karışıklıkları yaşamayan bir yapı kendisinde. Belki bu 42-44 yaşlarında olabilir ayrılma noktalarında akıl çizgisinin. O dönemlerde belki bazı kararsızlıklar yaşayabilir ama sonuç olarak yine farklı bir yöne eğilme söz konusu. Neler çizgisi olarak baştan sona iyi. Sadece şu son dönemleri biraz değerlendirdik. Onlarla ilgili de sağlıkla ilgili yorumlar yaptık. Ve maddi konularda da zarar olabilir tabii ki bu dönemlerin zayıflaması. Bunlarla bağlantılı olarak yine maddi konularda her zaman iyi yatırımlar yapması gerek, sağlama alması gerekiyor gelecek yıllarda. Özellikle bu 40 yaşından sonra bunları da düşünürse daha iyi olur. Çünkü o dönemler yine bir önde 20-25 yıl çok iyi geçecek maddi konular açısından da, çalışma hayatı açısından da. Sonrasında dediğimiz gibi birikimleri hazır olması gerekiyor yaşlılık dönemi için. Jüpiter tepesinde şöyle çıkan çizgi var. Azim hırs çizgisi dediğimiz Jüpiter çizgileri bunlar hedeflerine ulaşma açısından önemli. Bunlar da ilerleyen yaşlarda pek normal ilerlemiyor. Erken dönemlerde çok iyi. Sadece hayatın yavaş akması gibi söz konusu olabilir ilerleyen dönemlerde. Değişik hedefler ve onların peşinde ilerleme gibi. Ama değişim söz konusu gibi bu. Orta yaşta burada da bir değişim var. Aynı şeyleri istemeyecek, farklı şeylere yöneleceği burada da net şekilde görülüyor. Yani buradaki değişimler Jüpiter çizgilerinde de mevcut. Burada Sorel'de şöyle bir haç gördüm. Bu aşk evliliği olma ihtimalini yükseltiyor. Şu an bekar kendisi, evlilik konularına merak ediyor. Burada da kareler var. Bunlar da e, bir koruma, Jüpiter'le ilgili bir korumadır kendisi için. E, Yönetmeye, liderlik etmede ve hatta finansal konularda bir koruma da mevcut. O de şanslı bir durum. Tabii ki işin her zaman salama olması gerek. Burada da kareler mevcut elde. Şimdi güneş çizgisine geldiğimizde evlilik konularında ilgili de faydalanabiliriz güneş çizgisinden aslında. Şöyle tek bir çizgimiz var. Şöyle kırılan bir çizgi var tabii ki. Bu Venüs halkası bir de buradan gelen stres çizgileriyle beraber kırılıyor. Sonra şöyle devam ediyor. Güneş çizgisine şöyle katılan çizgiler katıldığı noktadan itibaren bu mesela hayatına biri girip, girme anlamına gelebilir. Bu kalp çizgisinden doğuyorsa genelde burası sıfır olarak alınabilir. Ama bu aşağılardan geliyorsa sıfır buradadır. Ama birçok kişide de bu kalp çizgisinden doğar. Sıfır yaş burasıdır. Bunun üzerinden de bir evlilik tahmini yürütülebilir. Mesela bunun geldiği nokta bir 30 veyahut da 28. Şu an 29 ama bir ihtimal olmuş olabilir katılan çizgi. Sonra ilerleyen dönemlere baktığımızda tekrar silersek bu çizgileri. Şöyle bir çizgi var gelen. Bu 32-33 yaşları denilebilir. Katılan ve devam eden. Tabii ki bu çizgilerle kırılıyor e, Venüs halkası ve stres çizgisiyle. Bunların anlamı da gelen her fırsatı değerlendiremediği. Belki de bu ilişkilerde önüne kişi geçiyor ve bu kişiyle bir şekilde ilerlemiyor. Fırsatı değerlendiremiyor olabilir. Doğru insanı e, fark edemiyor da olabilir. Bunların böyle de etkileri de var. bu e, Fırsatları değerlendirme açısından. Ve Solel'e baktığımızda Solel'de güneş çizgisinde de böyle katılan çizgiler var. Şöyle mesela ve çıkıyor mesela. Sanki ciddi bir şey sonlanıyor gibi bir anlamı da olabilir. Yine burada katılan çizgiler var. Bu 28-30 yaşların arasında mutlaka bir girişimler olmuştur. Hatta 25. 1-2 yıl içinde de olabilir yine bunlar. Bu dönemlerde biraz daha gözlemci olursa belki bu kişiler karşısına çıkabilir. Yine böyle Y işaretinin olması masa başı işlerde de iyi olabileceği, devletle ilgili kurumlarda çalışabileceği anlamına da geliyor. Aile bağları çizgisi çok iyi, çok güzel. Yani bunların böyle üçgenler olması, balık işaretine benzer işaretler olması burada. Aile konusunda maddi konularda bir şans söz konusu olabilir. Yani köklü bir aileden, varlıklı bir aileden gelme gibi durumlar olabilir. Miraslar gelebilir. Belki şu an için pek bir şey olmamıştır ama belki bir miras söz konusu olabilir. Güzel aile bağları çizgisi. Buradaki evlilik çizgisi de ince bir şekilde ilerliyor. Çok zayıf aslında bu. Bu belki bazı ayrılıklar söz konusu olabilir ortaya E, 40-42 gibi bu değişim dönemlerinde evlendiği kişiyle veya da birlikte olduğu kişiyle o dönemde. Tabii ki kesin konuşmuyoruz. İhtimal olmayabilir. Belki de hiç evlenmeyecek. Belki de evlenecek istediği gibi devam edecek ilişki. Ya işaretine baktığımızda ya işareti güzel kapalı şu şekilde kapanıyor buradan. Bu yine çevresince saygı gören biri. Sağlık açısından da kendisini destekliyor ve evlilik açısından, ilişki açısından da bir şanstır bunun böyle olması. Bilek çizgilerimiz, çizgiler iyi. Şöyle çizgiler de var mevcut. Çizgilerin durumu fena değil. Çizgiler iyi. ve baktığımızda şuradan gelen bir çizgi birkaç anlamı olabilir. Ay tepesine doğru yönelen bilek çizgisinden. Bir işte e, göç seyahat olabilir. Göç niyeti de var zaten seyahat etmek gibi. E, başka ülke taşınma veya yurt dışıyla bağlantılı işlerde ki şu an öyle çalışıyor daha da ilerleyebilir. Aynı zamanda e, metafizik yani bazı hissiyatlar, e, gerçekçi rüyalar görme, transa geçme, tra astral seyahat yani benzer bu tür konularda da kabiliyetler olabilir ki bunlar daha da açığa çıkabilir bu ortayıştan itibaren. bununla bunu destekliyor. Sahildeki Evlilik çizgileri şu fotoğrafta da net görülüyor. Burada da bir koruma var. Merkür tepesine denk gelen kare. Bağımsız bir şekilde burada net. Ee, bu yine Merkür'le ilgili bir koruma. Finansal konular, iletişimle ilgili konularda bir koruma. Yine evlilikle ilgili koruma da olabilir buradaki kare. Yani olaylar gerçekleşmesi bir şekilde atlatılması da, olarak da okunabilir. Tam çizginin üzerine değil ama daha çok Merkür tepesi etkisinde. Ve bu konuda da bir koruyucu burada kendisi için. Güçlü bir baş parmak var gerçekten ve güçlü Merkür de burada destekliyor. Bu kolaylıkla aslında meslek değişikliği yapacak bir kişiye benzemiyor ama şu an arayış içerisinde anladığım kadarıyla yine elinden ee, ve e, güçlü özellikler yani tuttuğunu koparan, kolay pes etmeyen, dominant bir karakter denilebilir. Güneş parmağı ve Jüpiter dengede aynı uzunlukta. Bunlar dengeden nitelikler. Baskın bir özellik yok yani liderlik yeteneğini çok açığa çıkartacak ve da tam tersi durum da yok. Dengede bunlar. Tepelere baktığımızda Merkür çok güçlü. Güçlü Merkür var. Yine güçlü Merkür tepesi ve parmakla destekleniyor tepeyle beraber. Bu da güzel. Jüpiter'in yüksekliği de fena değil. Bu da yine ikili ilişkilerde ve finansal konularda destekleyici kendisi için. Venüs'ün yüksekliği de iyi. Bu da iyi sporcu veyahut da bu tür kabiliyetlerin olduğunu söyledik. iyi i̇yi iş gücü de var. Onu da söyleyebiliriz. Yani fizik gücü iyi. Burada baktığımızda kader çizgisi yine sol elde aslında biraz daha iyi ilerliyor burada. Yine ay tepesi şeyi buradan da belli oluyor. Sağ de bu şekilde ay tepesinden yöneliyor. Bu da yani aslında iyi. Tanıştığı insanlar her zaman kendisine fayda sağlar. Uzaklarla temas, işte yurt dışı ile ilgili işlerde de katkı sağlar. Yine inovasyon yeteneğini kullanma açısından da önemli ki akıl çizgisi de buradan besleniyor. Bu yönde güzel bir durum. Hayat çizgilerine baktığımızda önümüzdeki yıllarda şu sol elde çok fazla çıkış var görüyorsunuz. Fotoğrafta biraz daha net görülüyor bunlar. Çok fazla başarısı var. Terfi alma, yükselme, bir şeyler elde etme, evlilik, ilişkiler olabilir. Çok güzel çıkış yani. Bunlar hayatın yükselişi, Ektini biçen birisi gerçekten. Bu sahildeki fotoğrafta da böyle aslında. Biraz daha sol elde net görülüyor fotoğrafta. Burada da var bunlar. Yani yükseliş, hayatı sürekli yükselişte olan birisi. Ee, kazançlar elde eden birisi. Düşüşler tabii ki olacak. Bu da orta yaşlardan itibaren oluyor. Bu değişimler olduğunda orada da değişimler var. Burada da görüyorsunuz. Bunlar yine seyahatler, göçler de olabilir ama enerji düşüşleri olarak da okunuyor. E, seyahat olması için biraz daha uzun olması gerekiyor ay doğru. Kısa kalması genelde enerji düşüşü. İnce kıl gibi olan çizgiler orada. Daha çok enerji düşüşleri anlamında olabilir yani enerjisini tasarruflu kullanması gerekiyor ve yani hatta kendini güçlendirmesi gerekiyor. Bunların bunlardan en az etkilenmek için. Burada dikey çizgiler daha fazla. Sonra elde sahile göre bu aslında e, kendi moralini iyi düzeltebilen yapısı mevcut. Bunu gerçekleştirebilir, daha da zorlayabilir. Sahilde pek geçmemiş. Sahilde sadece yatarlar var, olumsuzlar var. Dikkat etmesi gerek yani bu aslında bir kapasite var. Yani kendi kendini moralini düzeltebilir. Buradaki menüs arkasının etkileri de var tabii bununla beraber bahsetmiştik. Para akışları yine hayatı boyunca her zaman vardır. Para konusunda bir olumsuzluk yok. Merkür çizgisi yok edinle mesela dikkat etmişsinizdir. Merkür çizgileri var yok arası burada çok zayıf. Yine burada bir üçgen oluşturmaya çalışmış ama Merkür çizgisi zayıf. İletişim konusunda belki net anlaşılır olmayabilir. Bu konuda gelişim üstlenmesi gerek. Ne kadar Merkür parmağında iyi iletişimci, diplomatik dil kullanılan bahsettik ama anlaşılır olmak veya ikna kabiliyetinin güçlü olması farklı bir şey. Bu yönde eğitimler alabilir, geliştirebilir kendisini. İletişimci olma konusunda ilerleme kendisi için faydalı olur. Tabii ki kolaylıkla hasta olmayan biri hasta olduğunda da kolaylıkla iyileşemiyor, çabuk iyileşemiyor. Bunu da biliyordur net bir şekilde. Elinde Merkür çizgisi yoksa Kolay hasta olmazlar, hiç hasta olmazlar. Olduklarında da vücutları alışkın olmadığı için iyileşme dönemleri biraz daha yavaş olur. O yönden bu böyle. Sol elde de yine seyahat göç çizgileri mevcut. Seyahat etmeyi seven birisi denilebilir. Zaten sorusu da bu yöndeydi. Buradaki evlilik çizgilerinin konumuna baktığımızda ilerleyen dönemlerdeki çizgi daha net, daha derin. Bu döneme göre. Tabii ki dış görünüşe de önem veriyor ama asıl önceliği e, kafa yapısı ve e, hedef Ortaklığı, aynı hedeflere koşma, benzer dünya, dünya görüşlerinde olan birisi olması için kendisi için daha uygun böyle kişileri arıyor. Ve çizgiler sağlıklı. Evlilik çizgileri burada güzel. Sadece buradaki biraz yarım kalmış. O da çok kafaya takılacak bir şey değil. ya işaretlerinin kapalı olması, kalp çizgisi de fena değil. Yani ve jüpiterin yüksekliği, genişliği de fena değil. Bu kişiyi bulabilir. Güneş çizgisine de katılan çizgiler var. Bununla ilgili bir belirleyici olabilir. Çizgiye katılan çizgiler de... Yani bu 33'e kadar etkili olabilir. 28-33 yaş arası bu katılan çizgiler bu kişiyi tanışma ve bulma açısından belki bir evlilik de olabilir. Yani evlilik konusunda şanssız bel değil. Elinde çizgiler var bununla ilgili. Sadece istemesi bu kişiyi bulması gerekiyor. Evet analizin sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir okuma istiyorsanız videonun açıklama kısmında detaylar mevcut. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.